Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda Dolar-TL kurunu dikkatlice inceleyeceğiz. Bu videomuzda sadece dolardan bahsedeceğiz. Dolarda bizler için önemli kritik gelişmeler. Dolar-TL kurunun seyrinde nasıl etkili olacak? Düşüş mü yoksa yükseliş yönünde mi beklentilerimizin olabileceğini sizlerle birlikte bu videoda tartışıp bulmaya çalışacağız. Evet DAX ile başlayalım. Dolar-TL kuruna hemen arkadaşlar. Evet DAX'ta görüyorsunuz düşüş trendi hala devam etmekte. Fakat DAX geriye gelmesine rağmen arkadaşlar bizim Dolar-TL kuru işsel sebeplerimizden dolayı geri gelmemekte. Şimdi arkadaşlar şu DAX'ta yukarıdan aşağıya doğru inen bir trend çizgimiz var. Görüyorsunuz mavi renkteki trend çizgimiz. DAX'ta olur ki ileride ABD seçimlerinde bir Biden'ın seçimleri kazanma durumunda bu mavi tren çizgisi yukarı yönlü kırılırsa veya Trump'la da olabilir bu. Trump'la birlikte bu çizgi yukarıya doğru kırılabilirse dolar endeksinde tekrardan uzun yönlü bir yukarı yönlü beklentimiz mevcut. O yüzden bu tren çizgisini takipte kalıyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli bir tren çizgisi bu. Çünkü bu hareket Dolar-TL kurunu daha da yukarılara çekebilir arkadaşlar. O yüzden bizler için DAX'ın hareketlerindeki bu son durum önemli ve bu son durumu bizler de sizlerle birlikte takipte kalacağız. Şu an için artık dip seviyelere yaklaşmış gibi görünmekte arkadaşlar. DAX endeksi buradan gelebilecek bir kırılım tekrardan Dolar-TL kurunda önemli hareketlere sebebiyet verebilir. O yüzden bugün itibariyle 93.28, 93.30 üzerlerinde bir kapanış DAX'ta 2 günlük bir kapanış gelirse arkadaşlar, burayı kırıp yukarı yönlü bir kapanışlar da gelmeye başlarsa o zaman Dolar-TL'deki hareketler de yukarıya yönlü daha hızlı olacaktır. Evet, bizdeki işsel sebeplerden bahsetmiştik arkadaşlar. Merkez Bankası özellikle son faiz arttırımına gitmedi. 10.25'te faizleri sabit bıraktı. Bu da Dolar-TL kurunda 7.78 seviyesine kadar gerileyen Dolar-TL kurunu o gün maalesef 9 şey pardon 7.98 7.99 seviyesine kadar yukarı yönlü götürdü arkadaşlar. Bizim de zaten Merkez Bankası ile ilgili biliyorsunuz vermiş olduğumuz son videoda anlattıklarımız vardı. Bazı arkadaşlar bunu anlamamış zannedersem. Videoda yanlış yorumlar yapmışlar. Fakat videoyu bu arkadaşların çok sardırarak izlediğinden eminim ya da bölüm bölüm hızlı bir şekilde geçmekteler. Ben o son videoda ne söylediğimi tekrardan bir sizlere hatırlatayım. Sizler de hatırlayacaksınız zaten. Arkadaşlar bakın ben o son videoda dedim ve ondan önceki videoda da bunu anlattım çok net bir şekilde. Hatta bizim burada çizgilerimiz durmakta bakın 7.78 ve 7.96 seviyelerinde bulunan bu çizgilerimiz hala burada duruyor. Son videomuzda anlattığımız Dolar-TL kurunda Merkez Bankası kararından önce piyasaların bir Merkez Bankası'nın faiz arttırması yönünde 200 bas puanlık bir faiz arttırması yönünde beklentisinin olduğu ve bunun da Dolar-TL kurunu 7.78 seviyesine kadar bu baskıyla faiz kararından önce Dolar-TL kurunu bu seviyelere kadar geri çekebileceğini bildirdim. Son videolarımda bu mevcut. Bunu da açıp oradan kontrol edebilirsiniz. Dedik ki burada bir retest olayı gerçekleşebilir. Çünkü önemli bir kanal kırıldı. Bakın şuradaki önemli bir kanal 7.78'den geçen. Önemli bir kanal kırıldığı için Dolar-TL kurunda bu kanala kadar bir faiz arttırımından önce bir geri çekilme yaşanabilir. Faiz kararıyla birlikte de bu kanal Dolar-TL'ye yön verecektir şeklinde videomuz mevcut arkadaşlar. Buradan tam da dediğimiz seviyeye kadar arkadaşlar Dolar-TL bir 7.78 seviyesine kadar geri çekilme yaptı. Ve bu 7.78 seviyesinden de Merkez Bankası faiz arttırımına gitmediği için hızlı bir şekilde tekrardan 7.98 seviyesine, 7.99 seviyesine kadar Dolar-TL'de yukarı yönlü hareket görüldü. Şimdi burada Merkez Bankası bir faiz arttırımına gitmiş olsaydı arkadaşlar, o zaman işte beklentimizde olan
buradaki 7.71, 7.64 seviyesine kadar da dolar TL geri çekilirdi. Fakat Merkez Bankası'nın vereceği karar bütün piyasalar gibi bize de sürpriz oldu. Bizler de bu kararı beklemiyorduk. Eline geçen fırsatı Merkez Bankası değerlendirir. Hazır DAX da şu an itibariyle düşüşte olduğu için Merkez Bankası bunu kaçırmayacaktır diye yorumlarımızda belirttik. Fakat Merkez Bankası herkes olduğu gibi bizleri de yanılttı arkadaşlar ve burada bir faiz indirimine gitmedi. Tabii bunun sonucunda da dolar TL tekrardan ok gibi 7.99 seviyesine kadar hızlı bir şekilde yukarı gitti. Bizim de tam da anlattığımız gibi bu olay gerçekleşti arkadaşlar. Bunu evirip çevirip kırmaya da gerek yok. Videoları tam izleyen arkadaşlarım zaten bilir benim anlattığımı. Bizler de aynen bu şekilde bu konuyu anlattık. Bu konuyu da fazla kıvırmaya gerek yok. Bu arada arkadaşlar kanalıma bir beğen atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Unutmadan bunu söyleyeyim. Ve kanalımı da başka mecralarda paylaşırsanız gene beni çok memnun edersiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar bu hafta dolar TL kuru 7.97 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdi. Bu da dolar TL için olumlu bir kapanış diyebiliriz. Dolar TL kurunda bizler için şimdi 7.94 önemli bir seviye arkadaşlar. 7.94 seviyesi. Bu 7.94 seviyesi üzerinde dolar TL bu hafta tutunabilecek mi? Bunu takip edeceğiz. 7.94-7.95 civarlarında dolar TL tutunmasına devam edebilirse yukarıda tekrardan 1.802 testine doğru bu hafta hareketler görebiliriz dolar TL kurunda. Bu da 8.02'nin bizler için önemini bir kez daha dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü 8.02 kuvvetli bir direnç bölgesi ve bu direnç de yukarı yönlü kırılabilirse yukarıda gene bir 8.14 direnç bölgesi, haftalık bir direnç bölgesi bizi dolar TL kurunda karşılayacaktır. Dolar TL kurunda en önemli desteğimiz bu hafta 7.90 desteğimiz olacak arkadaşlar. 7.90 desteği ve 8.02 kanal aralığı, 7.90 ve 8.02 kanal aralığımız dikkatle takipte kalmamız gereken önemli kanal aralıkları şeklinde bu hafta takip edeceğimiz önemli seviyeler arasında dolar TL kurunda gözükmekte. Biliyorsunuz Merkez Bankası krediyle büyüme yönünde bir açıklama yaptı arkadaşlar. Türkiye ekonomisinin krediyle büyüdüğünü, bu yüzden de faizlerde herhangi bir artışa gidilmeyeceği yönünde temkinleri bulundu. Tabii krediyle büyüme ne kadar sağlıklı? Bunu da zaman içerisinde bu kredilerin ödenmeleri geri geldiği süreç içerisinde bunu da göreceğiz. Bu pandemi sürecinde bu krediler nasıl ödenecek? O da ayrı bir konu arkadaşlar. Bunun dışında parasal sıkılaştırma devam edecek dediler. Fakat geç likidite penceresini, yani TL'de verilen borç miktarını da kendileri yükseltmiş durumdalar arkadaşlar. Politika faizini yükseltmemişler. Fakat geç likidite penceresindeki TL'ye verdikleri faizi yukarı yönlü yükselttikleri de görülmekte. Şimdi Merkez Bankası'nın bu yapmış olduğu olay gerçekten ekonomide ders niteliğinde gösterilebilecek, okutulabilecek bir olay olarak da ben düşünmekteyim. Çünkü hazır burada bir trend oluşmuşken, yukarı yönlü bir trend oluşmuşken ve hatta 7.77'lere kadar bu kur aşağı yönlü çekilmesine rağmen dolar TL'nin yapılacak bir 200 bas puanlık küçük faizle bu kırılım daha aşağı yönlü seviyelere kadar çekilebilir. Ve vatandaşların buradan bu dolarlarını bozma sürecine de girebilirdi. Fakat biz bunu değerlendiremedik. Şimdi önümüzde arkadaşlar bir 3 Kasım ABD seçimleri mevcut. Bu 3 Kasım ABD seçimleriyle birlikte riskler daha da artmış görülmekte. Öbür taraftan DAX'ı incelediğimizde sizlerle birlikte videonun başında bakmıştık. DAX'ta da artık yavaş yavaş bir dip oluşmaya başlayacaktır diye ben düşünmekteyim. Özellikle de Biden'ın seçimlerden galip çıkması, biliyorsunuz Biden'da 12-13 puan şu an önde, Trump'ın önünde, seçimleri anketlere göre götürmekte. Özellikle Biden'ın seçimleri kazanmasıyla birlikte risk oranımız çok fazla artacak. Çünkü Biden Türkiye'ye karşı tutumu belli.
Biden'ın gelmesiyle birlikte tekrardan yaptırımlar gündeme gelebilir. Özellikle S-400 meselesi, bizim Vakıfbank meselesi ve Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeler Biden tarafından arkadaşlar kaşınmaya başlayacaktır. O yüzdendir de bu seçimlerde alınacak ve çıkacak kararlar dolar-TL kurunda çok önemli olacak. Dolar-TL kurunda şimdilik içsel sebepler, cari açık büyümesinden dolayı da dolar-TL kuruna Merkez Bankası fazla müdahale etmek istemiyor da olabilir arkadaşlar. Çünkü bu açığı kapatmak için artık ellerindeki birkaç doneden biri de dolar-TL kurunu yüksek tutmak. Yani yüksek kur seviyesiyle birlikte içerideki yabancı malların pahalılaşması ve bununla birlikte de bizim kendi yerli ürünlerimizin ucuz kalması ve dışarıya yapılacak, gönderilecek malların rekabet gücünün de daha fazla olması sağlanmak isteniyor olabilir. O yüzden Merkez Bankası şu an itibariyle zayıf TL, güçlü dolar pozisyonunu hala korumakta. Bunu son almış olduğu Merkez Bankası kararıyla da piyasalara gösterdi. Dolar TL'de yukarıda 8.02, 8.14 ve 8.32 dirençleri yakın vadede takipte kalmamız gereken yukarı yönlü destek bölgelerimiz olarak gözükmekte arkadaşlar. Aşağıda da dediğim gibi kısada 7.90 takibimizde olacak. 7.90 altına inmeyen dolar kurunda tekrardan 8'li seviyelerin üstüne doğru hareketler görülmesi mümkün. Ne zaman ki 7.90 altında hareketler görebilirsek de bu sefer de dolar da o zaman 7.85 aşağıdaki önemli bir destek şeklinde gözükmekte. Bu destek seviyesi takibimizde olacak. 7.85 üzerinde kalındıkça da dolar-TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin devamı şu an itibariyle baktığımızda gözükmekte arkadaşlar. Sizlerle birlikte ben de bunu hafta içindeki grafiklerden takip edeceğim. Şimdilik dolar-TL kuru ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.